Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hazır yufka ile yaptığım çıtır çıtır nefis bir börek tarifi hazırladım. Hazırladığımız tek sos ile hem böreklerimizi hazırlayacağız hem de üzerine süreceğiz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Böreğimin ilk olarak sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir su bardağı yoğurdu çırpma kabına alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurta ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Dilerseniz elma sirkesi veya limon suyu da kullanabilirsiniz. Sıvı malzemelerin tamamını çırpma kabına aldıktan sonra güzelce çırpıyorum. En son unu ve nişastayı ekleyeceğim. Bu arada diğer bir taraftan da fırınımı 200 derece alt üst ayarını açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyarak pişireceğim. Yeteri kadar çırptıktan sonra 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı un ekliyorum buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Unu ve nişastayı da ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpma işlemine devam ediyorum. sosunu güzelce çırparak hazırladım şimdi bunu kenara alıyorum tarifim için 200 gram lor peyniri ve birkaç dal maydanoz kullanıyorum maydanozları ince ince doğradıktan sonra üzerine ekledim ve güzelce karıştırıyorum Böreğimin iç malzemesi de artık hazır. Hemen böreğimi yapmaya başlıyorum. Tarifim için toplamda 4 adet günlük taze yufka kullandım. 1 adet yufkayı tezgaha seriyorum. Ve de hazırladığım sosu yufkanın üzerine ince bir tabaka halinde sürüyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Fırça yardımıyla yufkanın üzerine sosumu güzelce sürüyorum. Sosu yufkanın üzerine sürdükten sonra görmüş olduğunuz gibi ikiye katlıyorum. Yufkanın kenarlarını ve her yerini eşitledikten sonra aynı şekilde sosumu sürmeye devam ediyorum. Tarifimin bütün detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza seve seve dönüş yapacağım. Sosu yufkanın her yerine güzelce sürdükten sonra rulet yardımıyla dört eşit parçaya kesiyorum. Yani 1 adet yufkadan toplamda 4 adet börek elde ediyoruz. Yufkanın tamamını kestikten sonra geniş kısımlarına hazırladığım iç harcından bolca koyuyorum. Böreğimin iç harcını koyduktan sonra elimle biraz yayıyorum ve yufkayı üzerine kapatıyorum. Kenarlarındaki fazlalıkları üzerine kapattıktan sonra sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Ve de yufkamın tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Böreklerimin tamamını hazırlayarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi fırınımı 200 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika öncesinde açıp ısıtmanızı tavsiye ederim. Böylelikle börekleriniz hem kısa sürede pişecek hem de çıtır çıtır olacak. 4 adet yufkamın tamamını hazırladım ve şimdi tepsiye diziyorum. böreklerimin tamamını tepsiye koydum. Şimdi kalan sosumu böreklerin üzerine sürüyorum. Sosumuzun içerisinde yumurta ve yoğurt olduğu için üzerleri nar gibi kızaracak. Sosun tamamını böreklerin üzerine sürdükten sonra ilk olarak kavrulmuş susam serpiyorum. Sonrasında da çörek otu serpiyorum. Ve de artık böreklerim fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 200 derecelik alt üsterli fırına koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıkarttıktan sonra 1-2 dakika boyunca dinlendiriyorum ve ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Sonrasında hemen sıcak sıcak servis ediyorum. Puf puf kabaran, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık böreklerim artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.